konuştuğumuz. ...2018 yılında kurmuş olduğumuz dernek faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Öncelikle bu zamana kadar dernek faaliyetlerimiz devam etmekteydi. Bu salgın sürecinden dolayı dernek faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık ki mecbur durdurduk. Bütün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu bir durum söz konusu. Ülkemizde de biz sosyal mesafeden ve salgından dolayı dernek faaliyetlerini durdurduk ama inşallah salgın ve hastalık süreci bitince tekrar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu zaman zarfında ben kendi oluşturmuş olduğum atölyede ok ve yay yapım işiyle uğraştım. Kulübümüzün ihtiyaçlarını gidermek amacıyla. Kulübümüzü kurduğumuzda derneğimizin, kulübümüzün hiçbir materyali yoktu. İhtiyaç duyulan malzemelerimiz yoktu. Bu malzemeleri biz nasıl temin ederiz, nereden buluruz? Arayışı içerisine girdiğimizde ilk kurduğumuz dönemde bize malzeme temininde bir nebze olsa da yardımda bulunan Ağlat Belediye Başkanımız bize biraz yardımda bulundu. Kendisine teşekkür ederiz. Hakeza Ağlat ilçe kaymakamımız da bu konuda çok duyarlı. Bizlere desteğini sunuyor. Ona da buradan çok teşekkür ederim Sayın Kaymakam Bey'imize. Evet, dediğim gibi yani biz malzemeleri kullandıktan sonra tabii bunlar hep kırılgan malzemeler. Kırıldıkça ne yapacağız? Yerine yenisini alamadığımız için mecburen kendimiz üretmek işine girdik. Bir makine yaptırdım ben kendim. Ok şaftlarını çekerek kulübün ok şaftı ihtiyacını karşılamaya çalıştım. Bu arada da ne oldu? Şimdi ok ihtiyacını temin ettikten sonra bu sefer yay ihtiyacını karşılamak zorunda kaldık. Bizim yay ihtiyacımızı sağ olsun bizim bir benim de şu anda yay ustam olan Adanalı Mehmet Demir Hocam bizim kulübümüze bayağı bir yay desteğinde bulundu. Bu ara zarfında da bana yay yapmayı öğretti. Tabii bu şey üzerinden, sanal ortam üzerinden, telefonla, WhatsApp'la yay yapmayı öğretti. Sağ olsun benim ustam, yay ustam kendisine hürmetlerimi sunuyorum. Ve kendi yayımı oluşturmaya başladım. Yani Ağlat'a özgü bir yay modeli çıkarmayı planladım. Ve yaylarımızı da derler ya, Ar-Ge çalışmalarını şu anda bitirmiş bulunmaktayım. Yani test atışları derken dayanıklı testi falan hepsini başarıyla geçti. İki model ürettim Ağlat yayından. Ağlat Bayındır modeli ve Ağlat Erzen Hatun modeli. Bayındır modeli erkeklere ve genç çocuklarımıza hitap eden bir yay. Erzen Hatun modeli ise kız çocuklarımıza ve bayanlara hitap eden bir yay. Yarı organik, yarı kimyasal, fiberglass dediğimiz sentetik malzemeden yapılan ürünler. Burada kullandığımız malzeme, ben genellikle Ağlat için ceviz ağacını kullanıyorum kabze ve kasanlarda. Sallarda ise şeyi kullanıyorum, akça ağaç ve diş budak ağacını kullanıyorum. Bunları aşamasında bunları kalıp şeklinde kalıpla tutkal epoksiyle birleştirip bir yay haline getiriyoruz. Tabii bunun bir yayın çıkış süreci hemen hemen bir haftayı buluyor. O yüzden meşakkatli ve zahmetli bir uğraş haline geliyor ama ben kendim severek ve zevkle yapıyorum bu işi.